satın aldı başka bir garajda. Geldik şimdi. Şimdi tek arabayla geldik. İlhan işte satın aldığı arabayı alacak. Sonra garajımıza geçecek. Biz de Mert'le birlikte uyumuyorsun değil mi aşkım? Eve gideceğiz. Baba. Şimdi yerleştireceğiz. Meyve. Öpeceğiz sandım. Hadi bağla kendini, biz eve gidelim. Hat et. Ya. Ya. Yes. Melis okulda. Evet, Melis şu an okulda. Evet, biraz sonra almaya gideceğiz aşkım. Biz eve geldik. Mertçi de boya yapmak istedi. O yüzden ona boya hazırladım. Bu tabakları, 2-3 tane boya tabaklarım var. Yani bundan yemek yemiyoruz yani. Sürekli aynı plastikten almak istemediğim için evden birkaç böyle şey ayırdım. Özellikle boya için. Bunlardan çünkü çok rahatlıkla çıkıyor boya. Zaten şey boyası bu, özel öyle ağır şey boyalardan değil, çocuk boyası. Bunu da bu sabah yapmıştı. Ama böyle şeyler yapmayı pek sevmiyorlar. Böyle hani boş kağıtta böyle hayal gücünü kullanarak çizmek, boyamak yapmaları çok çok daha seviyorlar. Mesela böyle bu tür şeyler var. Hiç olduğu gibi duruyor. Boş kağıt daha hoşlarına gidiyor. Türkiye falan. Türkiye. Bu araba Türkiye'ye gidiyormuş. Gördüğünüz gibi. Bu Mert bu sabah çizdi. Araba. Burada da bayrağı var. Türk bayrağı. Burada da güneş var. Dokya. Oh ya, Dokya unuttum. Getirin. Yeni ben seni yerim. Araba Türkiye'ye gidiyor. İzine gidiyor. Arabayla hiç Türkiye'ye gitmedik. Hiç izine gitmedik. Şeyden demek ki o kadar etkilenmişler ki. Benim kız kardeşimin düğününden Türk bayrağını böyle sallaya sallaya Yasemin'i almaya gelmişlerdi ya. Bir de biz de düğün salonuna giderken Türk bayrağı asmıştık kendi arabamıza. Bu çocukların köşesini tekrar bir elden geçirmem lazım. İlk başta çok güzeldi. Sadece böyle aşağıda oyuncakları vardı burada. Ama yukarıdan sürekli oyuncak indire indire. Yani ta şuraya kadar geldi gördüğünüz gibi. O yüzden tekrar böyle bir elden geçirip yukarı oyuncağı tekrar yukarı çıkması lazım. Evet aşkım. Yeah. Sen kaç yaşına giriyorsun? Ha? Senin yaş günün ne zaman? Fear. Ne kadar o? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Ne kadar? So is feel. Öyle mi dört? The age is so. Oh, okay. So. So is feel. That is feel. Okay. Yeah. Ben de az krekere bir şeyler sürüp yiyeceğim. Son bir hafta herhalde. Şöyle şunları çok taktım. Hep bunlardan yemek istiyorum. Hep canım istiyor. Kutusunu da göstereyim. Normal süpermarketten aldım. Bolloch on bed crackers. Sizinle bu vlogda unutmamam gerekiyor. Konuşmak istediğim bazı şeyler var. Göstermek istediğim bazı şeyler var. İnşallah unutmam. İlk kanal hakkında öyle küçük değişiklikler olacak. Çok büyük değişiklikler değil ama ufak tefek değişiklikler olacak. Ondan sonra indirimden bu kış indirimi mi deniliyor, yılbaşı indirimi mi deniliyor. Bayağı güzel alışveriş yapabildim. %50, %70 indirimlerden faydalanabildim. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah unutmam. Ha, bir de. Ha, şimdi de Merko. Bir de tabii ki Mert'in doğum günü haftaya. Sizin için çarşamba günü, benim için haftaya. Salı günü ayın 15'inde okulda, sınıfta ikramlıkları dağıtacak. Öğretmeni hediyeleri dağıtacak ve aynı anda
okulun işte anaokulun son günü olacak Mert için. Mert'in doğum günü işte ay 16'sı çarşamba günü ve çarşamba günü de çocuk bürosunda 4 yaş aşısı da vurulacak. Yani yaş gününde aşı vurulacak çocuk. Onu şey yapmak istedim, erteleyim dedim. Ama ondan sonra da işte okula başlayacağı için aradığımda ta Şubat'a verdiler. O zaman okula başlayacağı için hani hasta olacaksa, ateşi falan çıkacaksa o zaman okuldan da geri kalmasın ilk günlerden dedim. O yüzden bıraktım öyle. Ayın 16'sında bir de aşı vurulacak. Doğum gününde hafta sonu yapacağız. Cumartesi yapmak istedim ilk önce ama herkes belki işte bir işi olur falan diye pazar günü dedik. Biziz yani aile toplanacak. Her zaman gibi, geçtiğimiz seneler gibi. Bu da benim, bu. Cracker'ın üstüne krem peynir sürdüm. Ondan sonra üzerinde böyle çivi domatesle yarıladım. Yarıdan kestim. Öyle, bir de yanına bir bardak çay. Böyle atıştırmalık. Öğlen yemeğim falan değil, canım çekti. Mert de boyayı bıraktı. Leho'ya geçti. Ve yukarıdan şey çağırıyor, beni makine çağırıyor. Çamaşır makinesi kurdu. Şimdi otur. Şimdi dene. Bu sandalyeleri hiç sevmiyorum gerçekten. Yani çocuk, araba için çocuk koltuğu arıyorsanız Maxi Cozy'yi çok severim. Maxi Cozy'yi hep kullandık. Bebekliğinde kullandık. Maxi Cozy Toby serisini özellikle çok seviyorum ama bunları hiç sevmiyorum. İsmini de unuttum bunların. Diğer ikisinden çok memnun kaldığım için yine Maxi Cozy aldık ama bu büyük çocuklar için sevmiyorum. Birinci grup oluyor herhalde. Unuttum ya. Düşünüyor musunuz? O kadar böyle içindeydim, unuttum hepsini. Bebeklikten çıktılar ya. Biz eve geldik. Mektup verdiler bir tane. Bir de Melis şeyini almış. Herkese merhaba diyeceğim mi? Herkese merhaba. Ay yerim ben seni. Okulda şey diplomasını almış. Bağcık bağlama diplomasını. Ki zaten Melis bunu biliyordu. Ta geçen sene öğrenmişti ama okulda da işte bunu bu temayı yapmışlar. Bir de okulda Melis için, Mert için yapmadılar, sadece Melis için kulak testi diyorum, işitme testi yaptılar. Ve mektup da verdiler. Hiçbir sorunu yok çok şükür. Seviyorum, dur bir saniye. Seviyorum. Büyüdüler. Sen de mi geldin? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Kıskandı bak. Yeah. Oh. Ailece. Gel. Gel, sen de gel. Gel sen de. Ay. 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 Kucağıma gel. Sen de kıskandın mı? Sen kıskandın mı? Benim 3 tane çocuğum var işte böyle. Vallahi gel oturdum. Hay. Hey. Uş. Uş.
Avokado. Oy, bu kendinden geçti. Köfte yapasım var. Tififten biraz çıkartayım onları. Ben geçen hafta sanırım. Geçen hafta yapmıştım. Akşam yemeğine kadar çözülsün. Sizlere biraz sonra şeyi göstereyim. Unutmamam lazım yapmak istediklerimi, göstermek istediklerimi. Bu çamaşır makinesinden o kadar memnunum ki, 9 kilo alıyor. O kadar çok şey doldurabiliyorum ki. Yani o kadar rahat oluyor. Yani bir yıkamada bir sürü şey yıkayabiliyor. Bu yastığı Action'den almıştım geçenlerde. Rengi çok hoşuma gitmişti ama kılıfını tabii ki önce yıkadım. Mis. Akşam yemeği için mutfağa girdim. Şu tacımı da taktım. Tacı yeni aldım. Primark'tan aldım. Bu giydiğim de yeni. Onu da Primark'tan aldım. Eskiden çok taç takardım. Vlogları ilk başladığımda belki hatırlarsınız. Ama ondan sonra bıraktım. Şimdi tekrar böyle bir modaya giriyor gibi. Çünkü her yerde görüyorum. Bunun da farklı renkleri vardı. Siyah, kırmızı, bir de sarı vardı. Ben sarısını aldım. Saç rengime daha güzel olur diye. Ama bilmem. Pek şey, şuraları, şu kulak arkası biraz alışmam lazım. Şimdi ben yoğurtlu bulgur köftesi yapacağım. Şunu resmini size göstereyim. O kadar güzel görünüyor ki. Şey, Habertürk sitesinden buldum. Yoğurtlu, salçalı, soslu, böyle güzel olur diye düşündüm. Tabii ki hala çıkardığım köfteleri de kızartacağım. Ve yanına domates sosu yapacağım. Bir de patates mi yapsam, pilav mı yapsam diye düşünüyorum. Pilav yapacağım herhalde. Çok kolay bir tarife benziyor. Uzun da sürmez tahminimce. Bulgur toplarını yaptıktan sonra bol suda, tozlu suda pişiriyoruz. Ondan sonra üstüne sos, salça vesaire deneyelim. Bir bardak bulgur, bir bardak da ılık su. Üzerine döküyorum. 5 dakika bekleteceğiz böyle. Her şeyi aynı bardakla yaptım. Bir bardak un, bir bardak ılık su, bir bardak un. Bulgur yapıyorum. Bundan yapıyorum. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tane yumurta kırıyorum içine. Her şeyi içine ekledim. Şöyle, şu şekilde. Böyle şimdi top top köfte yapacağım. Ben köfteleri böyle yuvarlarken tencerenin içine su kaynatacağım. Okay, gözlerimi kapatacakmışım. Avokado. Okay, elimi tutman lazım ama. Avokado. Wow. Ben bunu diyeceğim ki, bak, bakın, fıstıkı yoğurt dendi. Okay. Yoğurtla karıştırdım. Üzerinde salçalı, işte yağ salçası, birazcık da nane yakıp üzerine döktüm. Tadı güzel. Az önce bir tane yedim ama güzel. Bir daha yaparım. Ama bir dahaki sefer ununu daha az yaparım. Un biraz fazla geldi gibi bana. Bir bardak un kullanmıştım. Bir dahaki sefer yarım bardak un kullanırım. Hatta belki daha da fazla. Bir de bir dahaki sefer köfteleri daha da küçük yapacağım. Yemesi daha kolay olur. Thank you.
çocukları yatırıp çıkacağım. Yasemin'i almaya gideceğim. Sinemaya gideceğiz de rujumu tazeleyeyim dedim. Hiç olmadı. Bunu koyulaştırdım, daha iyi oldu. Onu giyeceğim çıkarken ama bu var. Bunlar var. Şimdi bunları Mert'in ikramlıkları olarak aldım. Böyle bunlar kürek. Bu kürekleri şimdi Hollanda'da bir dil esprisi yapmış oluyorum. Yani bunlara böyle bir kart ekleyeceğim. Yazacağım ki ik wil niet opscheppen, maar ik ga naar groep 1 diye. Hani bunun ismi schep Hollanda'da. Ama opscheppen demek de böyle hava atmak. Yani iki anlama geliyor, böyle bir dil esprisi oluyor. O yüzden kürek aldım. Poşetin içine koyup böyle bağlayıp böyle renkli kağıtlarla, kağıt diyorum şey, şu renkli şeylerle, şunlarla bağlarım diye düşündüm. Böyle güzel süslerim. Bunlar da böyle ikramlıklar olur diye düşündüm. Bunu işte bir dahaki vlogda yaparız oturup da. İşte bunlar da işte doğum günü alışverişi. Zeynos'tan böyle harfine M, E, R, T, Mert balonları. Bu da kocaman böyle bir 4 balon. Bu AliExpress'ten, bu da böyle kocaman bir Mario balonu. Sonra bunlar da Zeynos'tan pastanın üstüne için. Bunu yaktığınızda böyle yıldız gibi böyle yanıyor. Bu da yine 4 balonu. Bu da AliExpress'ten bir Mario masa örtüsü. Ay bayılacak. Çok güzel. Çok beğenecek. Bunlar da AliExpress'ten böyle Mario süsleri. Basacağım odaya. Bunlar da Mario sepakları. Ondan sonra daha ne var? Bunu Zeynos'tan aldım, mumlar. Happy birthday yazıyor. Bunları göstermiştim sanırım eski vlogda. Bunlar çok daha önceden gelmişti. Hepsini böyle bir çantada saklıyorum ki hani unutmayayım diye, kaybetmeyeyim diye. Bunları da... Yok, bunları YouTube'da göstermedim. Bunları geçen hafta şeyde gösterdim. İşte geçtiğimiz hafta Instagram'da gösterdim. Hikayede. Mario şortları aldım. Bunları H&M'den aldım. Daha... şeyleri de duruyor. Etiketleri de duruyor. Yine böyle bir Mario atleti. Bunların hepsi hediye. Bunların hepsini böyle güzelce paketleyeceğim. Yaş gününde vereceğim bunları. Bilmiyorum beni ne kadar göreceksiniz ama bizim evin karşı, böyle tam karşı değil, biraz böyle yan karşı evde yani yaşlı kadın oturuyor. Çok tatlı ama aşırı meraklı. Her zaman böyle cam kenarında oturur. Özellikle akşamları, bir de ışıklar açık, belli yani. Tam cam kenarında oturur. Yani kim gidiyor, kim geliyor, her şeyi bilir. Az önce arabaya binerken göz göze geldik. Böyle selamlaştık. Ama çok tatlıdır. Şimdi aklıma böyle bir örnek gelmiyor ama hani böyle yanımıza gelip de, yani evimize kadar gelip de hani ne oluyor, işte bu ne gibisinden hani sorduğu olmuştur yani. Ama çok tatlı yani, kimseye de zararı yok. Hello. Oi. Dur şunu al. Hello. Yeah, nasılsın? Yeah. İyiyim. Üşümeyeceksin mi öyle? Neyse, nikah zaten. Yok canım, bir saat. Ben zaten garajı park edeceğim. FIFA'yı. FIFA. Benimki de FIFA oynuyor. Ik haat FIFA. Ik ook. Ama sana nefret, ama FIFA nefret FIFA. Ediyor. Yok, ben hepsinden nefret. Sadece Super Mario'yu seviyorum. Yok, ceketimi almadım. Alayım mı? Yok. Otoparkın içindeyiz. Buradan beri direkt sinemanın içine gireceğiz. Yani hiç dışarı çıkmayacağız. O yüzden gerek yok. Gideceğimiz filmin ismi Aquaman. Sen görmedin değil mi? Ne? Ne, ben de görmedim. Çerez. Yeni gelmiş bu. Kızım. Ya da ben ilk defa görüyorum. Ne kadar? O ne? Kıyın iyisi. Hawaii mix. Ben net gedroht fried. Öyle zaten. Değil mi? Evet. Ama çikolata falan da var. Ceviz var. Badem var. Patlamış mısır. Yasemin çikolata. Bu film. Oh, James.
Jason Momoa. Aquaman 3 boyutlu bir film. Yasmin Instagram'ı da koysun ya. Yasmin yerleşiyor. Ya herkes buraya kafasını koyuyor ya. Biz filmden çıktık. Beğendin mi filmi? Evet. Ya güzel çok bir film. Çok güzeldi. İkimiz de beğendik, güzeldi. Şurası değil mi? Şu işte. Şu araba. Bir tane fazla çıktık. Film uzundu ama hiç sıkılmadım. Yani hiç böyle... Evet, ben de ya. Yasmin'i getirdim eve. Saat 12'yi 11 geçiyor. Uyumamış mıdır? Uyumamıştır. Hala oyun oynuyor. Beni bekler. Susalım. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Bir evine girsin. Ben eve geldim. Her yer olduğu gibi duruyor. Ve herkes uyuyor. Artık bunları ben de yarın toplarım. Ben az şöyle dürüstçe bir kapatayım vlogu. Bugün de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.